hocam? Benim çocuğum buradan sapasağlam gitti. Bir trafik kazası edip de gitmedi. Oradaki imza atışını, yürüyüşünü gördü. Herkes dünya gördü. Şimdi ben bir ana olarak benim çocuğum bacağına takma dedik vardığımızda. Orada Uşak'a telefon etti yanımdaki kız. Hocam bunlar dedi ayağının olmasını istemiyor bacağının dedi. Yok dedi olmaz dedi. Bu ilacı almışkan dedi. Bu tedavi yapmışkan dedi. Bu doku uymuşkan dedi. Bu bacağı yapmamız lazım dedi. Bunu niye dayanarak yapmış? Bunu aldı, taktı. Benim çocuğuma 300 ünite kan verildi. Hayatına mal oldu. Nasıl böyle bir açıklama yapıyor Sağlık Bakanlığı? Ben bunu, beni duymalarını istiyorum. Dünya beni duysun. Neden büyük yetkililer beni duysun? Bu neden böyle bir şey yapılıyor? Bu kanı niye veriliyor böyle? Bu normal mi bu kadar kan verilmesi buna? Benim ciğerim yanalı. Ben bir ana olarak 14 gün oldu benim çocuğum öleli. Ben dünyada mıyım, değil miyim bilmiyorum. Şöyle de şöyle bakamıyorum her tarafıma. Beni dünya duysun oğlum. Benim anne, sesimi duyurum. Anneciğim bir eve gelmişti oğlunuz son vefatından. Geldi. Benim oğlumu izine göndereceğim sizi dedi önce. Sonra dedi taburcu yapacağım dedi. Bize tuzak kurmuş hocam orada dedim oğlum. Bize dedi... Çocuğu bakmış bir düzelmeyince böbrek hastası gibi oldu rengi zaten sapsarı böyle bembeyaz iyileşmedi hiç. Hiçbir iyi olmadı zaten. Devamlı ilaç üstüne ilacı kan üstüne kan devamlı böyle oyaladılar bizi. Bizi Mastanbora göndermiş iki gün sonra bir gün sonra çağırmış çocuğu bir kat telefon etmiş gelecek misin demiş. Geleceğim demiş çocuk da götürdü çocuğum beni mahsus yapmış onu içinden çıkmak için yapmış kendisini. Kendini temizlemek için benim yanıma senin çocuğuma devamlı dışarı çıktığında Atilla iyi konuş. Bizim hastalarımız sene bağlı. Sen nasıl konuşursan öyle gelecek benim hastalığım diyerdi kendini. Kendini dünyaya ulaştırdı. Bizi öldürdü, saldı, yere soktu tamam. Bitti. Şimdi açıklama yapıyor gün gün oraya çıkıp çıkıp da. Zaten ilk ameliyatı girişinde biz bu bacak çok ısrar ettik bunu. Kendisi zorladı bizim çocuğumuzu. Aklına erdi. Zorlaya zorlaya bacağı dağıttı. Bacağı bu talihleri, bu dokuları tutmuşken... Bu ilaçları yemişken bu bacağı takacağız dedi. Bacağı taktı. Aradan 10 saat geçmeden bacak dedi kendi bizi çağırdı tekrar yoğun bakımın ağzına. Bacak dedi organları çok zorluyor dedi. Biraz daha deneyelim mi? Alalım bacağı dedi. Bizi tekrar çağırdı. Ben bunu 40 dakikada alırım dedi. Hocam gerekiyorsa elleri de al. Biz ayak kol falan istemiyoruz. Biz geldiğimiz gibi geri dönmeye razıyız dediysek de gitti 40 dakikada bacağı alacağım diye gitti. 4 saatte ameliyatten çıktı. 250 ünite kan yedi bu adam. 250 ünite kan bu böbrekler ne yaptı? Böbrekler patlatmış o zaman. Bizi oyaladı. Sizi dedi taburcu edeceğim dedi. Kaç, bir ay sonra, bir buçuk ay sonra taburcu edeceğim dedi. Şey edeceğim dedi. İzine göndereceğim dedi. İzini işini bıraktı. Sizi taburcu edeceğim dedi. Haftada bir gün geleceksiniz diye bizi gönderdi. Tekrar geldik bir gün sonra tekrar geri çağırdı bizi. Hep tuzak ayarlamış bu. Kendini işin içinden kurtarmak için etmiş. Benim çocuğum buradan sağlam gitti. Diremit gibi gitti, oraya gitti. İmza attı, her şeyini imza attı. Bu adam burada bir trafik kazası yapmadı, bir hastalanıp gitmedi. Neden oldu? Bunun kusuru yok da kim yaptı bunu? Bunu kim yaptı? Dünya duysun bunu. Böyle olur mu? Olur mu? Bir hayvan bile ölse bir arda araştırılıyor. Bu insan, vatandaş, bir Türk vatandaşı olarak bir evladımı kaybettim. Neden oluyor da bu biz kusuru olmuyor? Kim yapmış bunu? Siz mi yaptınız? Bir başka biri mi yaptı? Ben mi yaptım? Kim yapmış bunu? Neden ölmüş? Bunun duyurmasını istiyorum. Dünya duysun bunu. Bu halimizi görsün. Bak şu ev kaldı, komple kaldı falan. İki çocuğumla 30 yaşlı bir hanım kaldı. Ne oldu bu? Neden oldu? Bunu dünya duysun. Devlet büyüklerine buradan sesleniyorum. Bununla ilgilensinler. Bu neden oldu acaba? Bu neden oldu? Bu adam orada sapsağlam geldi. Ben bir şey imza atmadınız. Atmadık. Bize imza attırdı ama orada neye attığımızı gene bilmiyoruz. Biz cahiliz zaten o zaman evhamlıyız biz zaten o zaman. Nasıl imza attırdı? Bize ne yazdırdı gene bilmiyorum. Ben zaten hiç imza atmadım. Oğlum rahmetli çocuğa imza attırdı oralar. Nasıl ettirdi çocuğu? Zaten titriyor zaten o zaman. Annesi de imza atmadı. Atmadım ben de. Oğlanı kendisine attırdı orada. Ben falan imza